Merhaba arkadaşlar, bugün Eylül'ün 180 mini torku tanıtacağım. 140 adresiyle birlikte, bunun bile 220'si var. Sıralama bu şekilde gidiyor. Bu 180 mini tork, bu da 140. Bir önceki videomda bunu tanıtmıştım. Bir sonraki videomda da ikisinin kıyaslama yapacağım. Arasındaki farkı göstereceğim size. Bu cihazımız daha ufak, daha eğri oturuşu, daha ufakmışlar ama gücünü yükseltmişler. Aynı şekilde 3 tane red koymuşlar aynı sistem. Zaten ucumuz standart, sabit. Yine ileri geri tuşlarımız var. Yine burada kutunun içine çıkan cebimize takmak için mekanizmamız var, metalimiz var. Şimdi buna 1.5 amper akü çok denemek istemiyorum. Ama siz benim size daha önceki anlattığım videolarda farkına varın diye. Neden 1.5 amper değil de 3.000 amper? Onu görmenizi istedim. Bu cihaz için 3.000 amperlik ya da 2.500 amperden aşağısı kurtarmıyor. Ama çalıştırıyor. Çalıştırdıktan sonra neden akü böyle zayıfladı onu göstereceğim size çabuk. Onun için 1.5 amper taktım. Sistemimiz biliyorsunuz değişiyor. Artık akıllı uçak, akıllı sistemlere dönüyor. Yani bu sisteme döndürdüler. Ben şimdi size bir iki tane yine panel vidası atacağım. 1 mm atmaya çok düşünmüyorum. 3 mm'den başlayayım. Bakın yarama bir an yapıyor. Fazla sıkıntı şu an yarama yaptı. Aynı şekilde bu 3 mm saç profili. Bu da 5 mm profili. Bakın. Bana bir an yarama yaptı. Çok zorlanmadan. Direkt yarama yapıyor. Matkap çok harika. Canavar bir şey. Biliyorsunuz bu uçlar var. Bu uçlar artık çıkmaya başladı. Piyasada bunlardan çok fazla görebilirsiniz. Çünkü bunu artık endekslemeye başladılar. 3 mm çok rahat değiyor. 5 mm de biraz zorlandı ama onu da değiyor gayet iyi. Yıldız vidalarımız var. Çok fazla kullandığımız kalar dalga. Yarama yaptı. Matkabın bir ayarı yok. Ayarı olmadığı için direkt yarama yapabiliyor. Sizin kendiniz elinizden ayarlamanız gerekiyor. Elinizden ayar tutturmanız gerekiyor. Ahşaba da bir de atışını göstereyim. Hatta ahşabı yukarıdan göstereyim. Şöyle. Bakın taktığı ortaklıkta ayıracak kadar güçlüymüşler. Şöyle yapabilirim. Vida dayanmadı, vida yaram oldu. 13 civata somun. Aslında işte benim gerçek mesleğime hitap eden bu. Pullardan destekleme sebeplerimden bir tanesi çok ciddi zararlar veriyor. Şöyle. Bakın daha fazla zorlamadım matkabı. Çıkartıyorum. Bakın pull olduğu halde verdiği zarara bakın. Şu da zaten bizim deneyip de ne kadar zarar verdiğini gördüğümüz anlar. Profil 3 mm. Şimdi 17'yi takacağım. 17'nin performansını da göstermek istiyorum. Aynı zamanda şöyle yan tutayım. Aynı zamanda bakın aküde azalma olacak. Aküde de şarjda da azalma olacak ben sıkarken. Matkabın sonuna geldik. Aküyü dayandı. 5 mm'de görebiliyorsunuz. Ve elimle sıkıyorum. Yok. Sökme imkanınız da yok, sıkma imkanınız da yok. Gerçekten çok mükemmel denecek kadar yüksek. Profilin üzerindeki verdiği zarara bakın. Şimdi bunu bir de kanal üzerinde. Z
Hızlıca otosomu sıkmamızı göstereceğim. Bence otosomu alayım burada. Aşağı tıkayım. Bakın bu normalde bizim son nokta. Bakın eğimden de zorluyor bu. Son noktamız. Yani şu bizim son noktamız. Bakın daha zorlayacağım. Ne kadar yapacağım? Şu an yaram sökülmüyor. Şu köşedekini sıkalım. Bakın tekrar. Şu son nokta bitti artık. Yani bir ara kadar da tespit edeyim. Yani bitti. Bundan sonra makinaya zorladığınız an bitti. Bu işte. Bu. Yani ben bir yerim zorlasam bu civata yarama olacak. Matlab bu kadar güçlü ki daha da var. Burayı yarama yapıyor. Bu ürün gerçekten mükemmel bir ürün. Bizim gibi çalışan insanları kullanabileceği ideal bir ürün. Size hiçbir sıkıntı yaratmıyor. Bu da ortalama 2 tane iş bitirdi bizde. Büyük bir iş bitirdi. 17 somun kullandık yani. 10'luk somun aslında. İş bitirdi. Çok güzel bir makine. Çok güzel bir cihaz. Ama dediğim gibi 1.5 amper aküde çok sıkıntı yaşadık. Biz genellikle bunu 3'ten aşağı kullanmadık. Hep 3 kullandık. Standart 3. Bu da bir gün boyunca bize yetti. Civata sıkmadı. Bir gün boyunca yetiyor. Hiçbir sıkıntı yapmıyor. Diğerinden devri daha fazla. Daha devri. Cihazımız bu. Dediğim gibi internetten sipariş verdiğiniz zamanlarda tek ürün gelecek. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Onun dışında da İnternetten zaten özellikle kaç mikrofon olduğu her şey yazıyor açık bir şekilde. Ama bununla ilgili detaylı bir video yok. Onun için de bizim bununla ilgili çok fazla anlatacak bir şeyimiz de kalmadı. Matkabımız zaten bu. Kullanabileceğimiz yerlerde gösterdik. Bir de şunu anlatmam gerekiyor. Pima pencere bunu çok kullanıyor. Pima pencere de önereceğim. Onlar duvarı 7'lik uçan deyip onların özel bir vidası var. Biz kullanmadığımız için şu an elimizde yok. Betonu deyip vida atıyorlar. İkisinin arasında kıyaslama yapılırsa onları önereceğim budur. Hiçbir sıkıntı yaşamazlar. 140 Newton. Denesinler. Pişman olmasınlar. Dediğim gibi kanalıma üye olun. Beğenmeyi unutmayın. İyi günler.